Evet, merhabalar. Bir Siyah Beyaz'da yine sizlerle beraberiz. Ve geçen hafta Ünye'de neler yaşandı? Bunlardan en önemlisi tabii ki hepiniz bildiği gibi Çamlık konusu. Bu konu nasıl bu noktaya kadar geldi? Süreç nasıl gelişti? Neler yaşandı? Bir de bizim açımızdan size aktarmak istiyoruz. Bundan yaklaşık 15-20 gün öncesinde bana bir ihbar geldi. Ben Ünye Çevre ve İnsan Hakları Koruma Dernek Başkanı olduğu için gelen bir ihbar üzerine hem televizyonculuğumuzun haricinde ben gece 1.30'da Çamlık'a gittiğimde ağaçların kesildiğini gördüm. Kimine göre ağaçlar budanmıştı, öyle söylendi. Kimilerine göre 3 ağaçtı, kimine göre 5 ağaçtı ama orada bir kesim vardı neticede ve yükleme olayı olmuştu. Bu haber medyamızda, Çakır TV'de yayınlanınca bir anda ciddi bir tepki çığ gibi büyüdü. Ünyesinden Türkiye'sine, Türkiye'sinden dünyasına yayıldı. Tepkiler çok büyüyünce bunun üzerine bir hafta tepkiler vardı ama olağanüstü bir hareket yoktu. Biz dernek olarak herhangi bir miting, herhangi bir eylem düşünmüyorduk. Fakat bunun gelişmeler üzerine birileri bu işi ransal konuma getirmeye çalıştı. Bu işin gerçek noktasıydı. Ve Ünye Kent Konseyi hemen bir hafta sonra burayla ilgili bir miting yapma kararı aldı. Bunun üzerine, miting yapma kararı alması üzerine Ünye Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çamyar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanına gitti, görüşüldü, istişareler yapıldı. Buranın durdurulması gerektiğini, bu inşaatın durdurulması gerektiğini, çünkü çok ciddi tepkiler olduğunu, olaylar farklı boyutlara sürüklendiği ifadesinden sonra Enver Bey basın açıklaması yapmadan ön bir bildirimle durduracağını açıkladı. Bunun üzerine Kent Konseyi mitingden vazgeçtiğini ifade etti. Bununla birlikte bu mitinge katılmayı düşünen Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve diğer siyasi parti kuruluşları da bu eyleme katılacaklarını ifade ettiler. Fakat Kent Konseyi'nin bu mitingi iptalinin üzerine, yazısının üzerine, Face üzerinden durduruldu, iptal edildi ifadesinin üzerine Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bu mitinge katılmama kararı aldı. Ve bir curcuna oldu. Yani katılacak mıyız, katılmayacak mıyız, katılsak ne olur, katılmasak ne olur? Burada şu doğdu. Elma ile armudu birbirine karıştırmak oldu bu. Burada bu mitinge biz de katıldık. Hem ben medyacı gözüyle katıldım hem de dernek sıfatıyla katıldım. Ancak bizim orada amacımız bir eylem yapmak, Türkiye'yi farklı kaoslara götürmek falan değildi. Ve hiç kimsenin orada siyasi bir kimlikle bu zihniyette olduğuna da inanmıyorum. Zaten öyle bir şey de tatsız bir olay da olmadı. Ve o eylemin veya mitingin yapılacağı gün orada maalesef Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımızı da, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımızı da, hatta AK Parti ilçe başkanımızı da ve bu işi bu noktaya gelip eylem veya miting yapmayı düşünen Kent Konseyi Başkanı'nın da orada görünmemesi üzerine orada fiskoslaşmalar, ifadeler kullanılmaya başladı. Ve bunda benim de çok üzüldüğüm insanlardan biriydi. Örnek olarak gördüğüm, çok saygı duyduğum bir büyüğüm. Sayın Sait Kabıcıoğlu, bu işe çok karşı çıkan Sayın Sait Kabıcıoğlu'nu orada görememek gerçekten beni düşüncelere itti. Olmalıydı diye düşünüyorum. Burada biraz önce arz ettiğim gibi elma ile armudu birbirine karıştırmamak lazım. Buradaki tepki yapılacak olan projeden ziyade kesilmiş olan ağaçlara bir tepki vardı. Şu olabilir, şu yapılabilir, daha mantıklı olur kanaatindeyim. Projeyi, evet proje yapılmış, 2014 yılında da kitapçığa koyulmuş. Maalesef ki maalesef biz kitapçığa sadece bakarken gözümüzle bakmışız, ben de dahil. Beynimizde oradaki projeyi hiç okumamışız, görmemişiz, algılamamışız. Bu yüzden ne zamanki ağaçlar kesilmeye başlayınca o zaman tepki ortaya koyduk. Evet, bu bir yanlış noktasıydı. İşin doğrusu bu bir yanlış noktasıydı. Keşke bu işler bu noktaya gelmeseydi. Ben inanıyorum ki neticede Ünye'den %50, %60, %70'ler civarında, %70'lere yakın oy alan bir AK Parti ve bununla birlikte Enver Bey ve Sayın Ahmet Çamyar da Ünye halkından tepki çekmez kanaatindeyim, inancındayım. O düşünceyle hassasiyet gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Projeyi iptal ettiler ama oradaki gelenler çok büyük hakaretsel bir şey olmadı. Tepkiler sadece Çamlı kimseye peşkeş çektiğimiz Çamlı kimsenin değil, Çamlık bizim olmalıdır dendi. Beklenti şu, hala beklenti şu. Bırakın Çamlık bakir kalsın. Bırakın Çamlık bizim kalsın. Orada binalar yapılırsa, bungalov evler yapılırsa yanlış şeyler olur düşüncesiyle artık oraya giremeyiz korkusu var insanların içerisinde. Bunu istemiyorlar. İşte yok düğün salonuymuş, yok kahveler. Olabilir. Oranın konsebine uygun
bir proje çizilebilir, bir proje yarışması açılabilir ve bu projelerde Çamlı'nın girişine tabela halinde konur, en güzeli seçildikten sonra insanların da bir nevi onaylasın, o daha güzel olur kanaatindeyiz. Bu benim şahsi düşüncem, yanlış düşünüyor olabilirim. Keşke bu noktalara gelmeseydi. Ve zaten işin gerginlik boyutunun en yüksek nokta oluşmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de, üzülerek söylüyorum ki, benim meslektaşım, bir arkadaşımın Facebook'un üzerinden Çamlık'la ilgili yakışmayan ifadeler kullanmasıydı. Buranın bir fuhuş yuvası olacağını, bu proje iptal olursa burası fuhuş yuvası olacağını, emniyette bununla ilgili bir sürü kayıtlar olduğunu ifade etmesi ve Çamlık'la alakası olmayan bir cinsel resmi oraya koyması hiç etik ve ahlaki olmadı. Kendisini gerçekten sever ve saygı duyuyorum ama neden böyle bir olaya girdi onu da anlamış değilim. Tabii çığ gibi tepkiler büyüdü. Çamlık bir fuhuş yuvası, Çamlık bir içki yuvası değildir. Doğrudur. Olmamalıdır da. Olmayacaktır da. Oraya bizim kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımız gidiyorlar. Kilimlerini seriyorlar, mangallarını yakıyorlar. Ha bunu suistimal eden yok mu? Olmaz mı? Var. Onlarca. Ne yapılabilir? Çözüm çok kolay. Çözüm çok kolay. 4 tane güvenlik görevlisini koyarsınız. İkisi gündüz, ikisi gece nöbet bekler. En ufak bir olay burada olmaz. Yani siz proje yaparak mı bunun önüne geçmeyi düşüneceğinizi zannediyorsunuz? Hayır. Daha güzel küçük bir proje yaparsınız. Çamlı'ya uygun bir proje yaparsınız. 4 tane de güvenlik koyarsınız. Burada eğer varsa, ki yok, biz emniyet kayıtlarına baktık. Çamlık'la ilgili bir tane fuhuş kaydı yok. Ne yaparsınız? 4 tane güvenliği koyarsınız. Oraya ne insanlar içki içmeye gelebilir, oraya insanların el fuhuş yuvası olmasına gelebilir. Hiçbir şey olmaz. Daha güzel bir hava içerisinde Çamlı'nın havasını teneffüs ederiz. Şunu unutmayalım lütfen. Ünye deyince akla Çamlık geliyor, Çamlık deyince akla Ünye geliyor. Bana Karadeniz'de Çamlık kadar güzel doğal bir oksijen deposu gösterebilir misiniz? Var mı başka böyle güzel bir yer? Halkın ekonomik durumu belli. Kilimini, yorganını, her şeyini alıp Çamlık'ta gidip çocuğunu beşiğini sallıyor, orada masasını kuruyor, orada meyvesini yiyor, orada etini pişiriyor. Güzel bir konsept. Lütfen, inanıyorum ki Enver Bey de burada art niyetli değildir. Proje belki biraz insanların gözüne çok battı. İşte 10 tane bungalov evinin olması, insanların kafasında buranın özel bir mülkiyet havasına ulaşacağı duygusu, inancı doğdu. Ama inanıyorum ki Enver Bey bizim büyüğümüzdür. Enver Bey Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. İnanıyorum ki buraya daha güzel bir proje yapar. Bize kızıp da bizi atacak hali yok. Ünye neticede onun bir parçası. O yüzden Sayın Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bundan dolayı, bu girişimlerinden dolayı Ahmet Bey'le konuşmuşlar. İstişare sonucunda da buranın durdurulmasına karar vermişler. Sayın Enver Bey'den şimdi beklentimiz nedir? Oradaki o korumanın, yani inşaat sahasındaki o demir çelik konsolun kaldırılmasını rica ediyoruz. Ve diyoruz ki bakın, bizim için çok büyük bir şans daha var önümüzde. Yanımızda Ünye'nin büyük değerli bir büyüğü Kültür ve Turizm Bakanımız. Bundan şu anda destek alma şansımız çok yüksek. Bunu çok iyi kullanmalıyız. Elimize geçen bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Onun için ne yapmamız lazım? Bana göre çok acil oranın konsebine uygun bir proje çizilebilir. Ha bunu düşünmeyenler de var. Bırakın bu şekilde bakir kalsın, buraya en ufak çivi çakılmasın diyenlerimiz de var. Ona da saygı duyuyoruz. Ama bence oraya küçük bir kır kahvesi yapılabilir. Küçük bir balık lokantası yapılabilir. 3-4 tane güvenlikle beraber burası farklı bir konuma çekilip tatlı bir Çamlık havası estirilebilir. Bina yapılacak o kadar çok yerler var ki, ama lütfen ağaçlarımızı kesmeyelim. Çamlığımızı kimseye feda etmeyelim. Yaşlanmış ağaçlarımız vardır. Doğrudur. İnanıyorum. Ama şu tesadüf değildir ki, o kesilmiş olan ağaçlar da tesadüfen tam inşaat sahası içerisinde ve yaşlı olan ağaçlar. Ben buna bana çok inandırıcı gelmiyor. Ben gene de Enver Bey'in o makama geldiyse muhakkak bir değeri var ki geldi, o makama oturdu. Bir değeri var ki partisi kadar kendi bir kimliği olmasa o makama oturma şansı yoktu. O yüzden ben o makamlarda oturan o değerli büyüklerimizin yine Ünye'yi çok ciddi derecede kıymet göstereceğine inancındayım. Örnek, başka bir örnek söylemek gerekirse, biz yanlışı da eleştiriyoruz, doğruya da teşekkür ediyoruz. Örneğin Ünye'de bir çalışma başlattı. Ünye Çevre ve İnsan Hakları Koruma Derneğimiz bir çalışma başlattı. Ne dedi? Lütfen klakson çalmayınız, teşekkür ederiz diye. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi. Bu tabelalar Ünye'nin muhtelif yerlerine şu anda monte ediliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ünye Belediyesi'ne ben buradan dernek başkanı olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel yaptıkları şeylere alkış,
yanlış yaptıkları şeyde de ikaz noktasında ikazda bulmaya çalışıyoruz. Lütfen biz orduyu seviyoruz. İnanın istiyoruz ki ordu da bizi sevsin. İnanıyoruz ki seviyor da. Ben daha güzel şeyler olacağı inancıyla. Bizim ordu bir ana ön kimliğimiz. Bu kimlik de bizi dışlamayacağı inancıyla. Artık bunları konuşmaktan ziyade ünyeye güzel yatırımlar yapacağı inancıyla hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir dahaki hafta sizlerle kötü haberlerle değil, kavga haberleriyle değil, kırıcı haberlerle değil, güzel haberlerle karşılaşmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.